Hocam hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ankara'nın iyi tanıdığı, iyi bildiği bir hocasınız. Evet. Ankara'da aslında futbolculuğunuzun da çok büyük kısmı Ankara'da Beşevler'de Gençlerbirliği tesislerinde Evet. geçmişti. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sağ ol, teşekkür ederim. Zor bir süreçti aslında göreve geldiniz. Evet. Takım kadrosunu izlemiş miydiniz takımı Evet. şeyde? Biliyorum, daha önce çalıştığım oyuncular da var. Öyle bu sene de seyrettik. Tanıdığımız zaten oyuncular. Sıkıntılı bir kadro var. Şimdi aslına bakarsanız bir teknik direktörün hareket alanı çok dar. Evet. Neredeyse çoğu maçta sakatlık yoksa ilk 11, 3 aşağı 5 yukarı belli olan Evet. oyuncu değişiklikleri futbolcuların performansını bildiğiniz zaman neredeyse dakikasına kadar tutturabileceğim bir kadro yapısı var Ankara Gücü'nde. Evet. Metin Diyed'in bunun üzerine ne koyacak? Yani bu zor işte altından kalkmakla ilgili neler yeşil Ya planlıyor? tabii ki şimdi bu bazen her şartlarla mücadele edebilmek de önemli bir şeydir. Bunlarda sorumluluk alabilmek de önemlidir diye düşünüyorum. Zaten böyle durumlarda bir şeyleri başardığınızda her anlamda değerli olur. Tabii transfer yasağından dolayı özellikle kadro derinliğinin olmaması tabii ki biraz sıkıntılı, önemli. Bu süreci tabii sezon başında takımdan geçirmediğimiz için işte o antrenman artık yüklemeler hepsini ayarlamamız da gerekiyor yani. Ama şu anlamda pozitif bir durum var. Çok istekli bir oyuncu grubu var. Takım olabildiğinizde ki 3 haftalık bölümde çocuklar oldukça iyi mücadele ediyorlar. O saydığımız eksikleri tamamlayacak en önemli ve en güçlü faktör Ankara Gücü taraftar. Yani yıllardır bildiğimiz zaten ki Ankara Gücü çok zorlu süreçlerden buralara geldi. Ama bu süreçlerin hepsini çok önemli bir güç ve olmazsa olmaz bir güç olan Ankara Gücü taraftarı sağladı diyebilirim. Sadece şimdi değil, yıllardır böyle. Onun için o sayabileceğimiz dezavantajlı bölümleri Ankara Gücü taraftarının oyunculara, takıma verdiği destekle en azından devre arasına kadar aşacağız inşallah. Tabii ki kolay bir süreç, hiçbir şey de olmaz. Bazen her şeyin çok geniş kadroların olduğu takımlarda tam tersi bir durum oluşabiliyor. Burada işte önemli olan söylediğim gibi taraftarıyla bütünleşen, her şeyini sahaya veren oyuncu grubu, teknik heyeti bu süreci böyle aşmaya çalışacağız. Burada da oyuncularla beraber antrenman olsun, maç olsun hepsinde her şeyimizi ortaya koyacağız. Taraftarın zaten takımın arkasında olduğu zaten görülüyor zaten. O da bizi her türlü itecek. Hocam şimdi izlediğiniz maçlarda 3 maçta 5 puan ciddi aslında güzel bir puan. Evet. Kimsenin beklemediği bir puan. Evet. Daha da güzeli güzel futbol oynayarak aslında bunu aldı. Bir Kayseri maçında galip de gelebiliriz sahadan. Evet. Kayseri maçıydı değil mi? Yanlış. Evet, 96'da. Kayseri maçında galip de gelebiliriz son dakika golü olmasa. Şimdi bir taraftan da bakıldığı zaman bundan sonra fikstür daha zorlaşacak. Milli maç Ya tabii arasından dolayı ligin diğer takımlar da oturmaya tabii başlayacaklar. şimdi transferinde dün bittiğini düşünürsek ligin bundan sonra şu arayla beraber ligin bundan sonra başlayacağı, daha zorlu olacağı muhakkak. Çünkü takviyeler yapan takımlar, transfer yapan, hazır olmayan oyuncuların hazırlanması tabii ki ligin daha zorlu geçeceği muhakkak. Ha, bu anlamda takviye yönünde sanırım bir tek Ankara Gücü Evet. bunu yapamadı. İşte bunu da söylediğim gibi yani hep beraber aşmaya çalışacağız bunu. Sahadaki mücadelemiz çok kritik noktamız işte sakatlıklar. Böyle durumlar inşallah olmaz. Böyle şeyler de sonuçta
hep beraber hareket edildiği zaman, ki yine söylüyorum, hele böyle durumlarda arkadaki taraftarın gücü, oyuncu da yıllardır bunu oynadığımız için çok önemli bir faktör. Ankara Gücü taraftarı bugüne kadar bunu gayet iyi yapıyor zaten. İnşallah devam ettireceğiz. Hocam, sizin bir otoriter, kendinize ait bir tarzınız olduğunu yıllardır görüyoruz. Gençlerde de gördük, Giresun'da da gördük, diğer takımlarda da gördük. Şimdi bu transfer yasağının olması bir taraftan futbolcuyu ters de etkiler. Bulunmasını kumaşı gibi görür bazı futbolcu kendine ve şeye çevirir. Disiplinden yoksun hale geçer. Neticede alternatifsizim diye düşündüğü için. Öyle bir korku hissettiniz mi? Öyle bir korku yaşar mı takım? Yani sizin kendi disiplininiz mutlaka sağlam. Onda bir problem yok ama. Yok, anladım ben. Ne demek istediğinizi anladım ama aşacağım, yani olacağını tahmin etmiyorum. Ya onu takım içi uyumla, diyalogla. Çünkü oyuncular da durumun farkındadır diye düşünüyorum. Bazen böyle olması oyuncunun sürekli oynaması da bir avantajdır. Arkasında tehdit hiç hissetmemesi de performansı yukarı çekebilir. Yani bunlar da futbolda var. Onun için o tarafını çok fazla, inşallah yani bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü burada ne benim, ne oyuncunun, ne başka birinin ego, bireysel davranış modeliyle bir yere taşıması çok anlamsız olur yani. Herkes kendi ayağına ayağına sıkar. Yani bu bizim için de, oyuncu için de, herkes için aynı şey. Yani olumsuzluktan kimsenin beslenme gibi bir durumu söz konusu olamaz. Çünkü olumsuz bir durumun hiç kimseye bir faydası yok. Herkese zararı var. Bunun teknik adam da, futbolcu da, bütün camiada bilincinde olması gerekir ki öyledir diye düşünüyorum. Kafanızda planladığınız bir puan var mı? İlk yarının sonuna kadar ben şu kadar puan alırsam. Vallahi biz mevcut durumdan beraber şöyle hareket etmemiz gerekiyor yani. Bizim her maça hazırlanış şeklimizden, her maçı planlamayla beraber götürmek durumundayız. Yani o bahsettiğiniz planlama, sezon başı işte kadrosuyla geniş, işte bir hedefleme bakımından sağlıklı olamadığı için maç maç gitmek durumundayız. Evet. Yani her maçı final gibi oynayıp alabildiklerimiz her şeyi almaya çalışacağız. Bir hafta bittiği zaman galip de gelsek, beraber de kalsak, bir hafta bittiği zaman bunun ne çok büyük mutluluk her zaman güzeldir de, ne büyük coşkusunu farklı bir yere taşıyacağız, ne de diğer türlü olması lazım. Çünkü hemen diğer hafta diğerine geçeceğiz çünkü. Onun için haftalık gitmek zorundayız yani diye düşünüyorum. Benim 3 haftadaki kendi şahsi görüşüm, Ankara Gücü maçı en azından 0-0 başlıyor. Hmm. İyi bir defans kurgusu var Ankara Gücü'nün. Bana göre hatta evet, Süper Lig'in en iyi defansı şu anda Ankara Gücü'nde. Beklerinden stoperlerine, Korcan'ın çok ciddi başarılı bir performansıyla. Ankara Gücü taraftarını, bizi nasıl bir futbol bekleyecek? Yani kafanızdaki oyun mantalitesi... Vallahi şöyle bir durum var. Tabii yani az önce söylediğiniz kadro... Evet. Darlığının düşünmek gerekiyor. Yani bu planlarken eldeki oyuncu yapısına göre planlamanız gerekiyor. Yoksa kendi bir düşünceniz olabilir ama burada hem takımın fiziksel durumu olsun, oyuncu sayısı, işte sakatlık var mı yok mu, yani bunlar hepsini oyuncunun mevcut durumuna göre mantıklı bir şekilde planlayarak devam etmek durumundayız. Yoksa maça göre futbol oynayacağız diyorsunuz. Başka şans, yani çünkü bilemiyorsun, bazı mevkilerde eksik kaldığınızda alternatif sıkıntısı da var, yani bir realite bu. Onun için hepsini maç maç planlayarak gitmek durumundayız. Oyun formatı da ona göre olacak. Yoksa benim bireysel oyun formatım zaten bellidir yani. Evet. Hele de bir tarafta arkamı aldım da ben onu alır önde oynamak, öne taşımayı çok isterim. Ki odur aslında. Orgil falan gibi de çok etkili. Tabii yani ancak burada tabii bugün de başlayacağız. Burada oyuncuların, çünkü bazıları geç katıldılar, sonradan geldiler, sezon başı kampı geçirmeyen oyuncular var. Yani o fiziksel kalite yoksa onu maçın geneline yayamazsınız. Yani orada işte dengeli gitmek gerekir. Ona göre bir planlama yapacağız ama tabii süreçte çalışarak da
mevcut oyuncuların özellikle durumunu görerek hareket edeceğiz yani. Tabii rakipleri de dikkate alarak. Ben ilk hafta takımın kampa geç katılması, çok kısa bir kamp dönemi yapması, takımın geç toplanmasından ciddi bir kondisyon sorunu yaşayabileceğini düşünüyordum ama ilk 3 maçtaki performans... Bu olabilir ama bu şöyle aldatmasın. Böyle boşken vücut, yani o bahsettiğiniz, evet, çalışmadığınız zaman 1-2 hafta güzel gider diyorsunuz. O yani bir rahatlık gibi olur ama yük bindikçe bu sefer kaldıramaz hale gelir. O kuvvet şeyi, bunlar ön plana çıkar yani. Onun için bu süreçte küçük küçük bunları yapmamız gerekir ki aldığımız bilgiler, gördüğümüz kadarıyla bu tip şeylere ihtiyaç var. Yani bunu çok sağlıklı dengelememiz gerekiyor yani. Kendi ekibinizle geldiniz herhalde tabii hocam. Ki, tabii ki. Yani şey, kulüpten mutlaka destek almışsınızdır ama kendi yardımcı ekibinizle geldiniz. Evet, evet. Valla çok zor bir işe giriştiniz. Evet. Başarılı. Ama öyle var zaten. Bu iş böyle. Hele ben kendim bireysel olarak futbolculuğumdan sonra da teknik adamla birilerinin yanında da başlamadım. Kendi mücadelemi kendim verdim. Şampiyonluklar da yaşadık. Diğer türlü de, Süper Lig'de de çalıştık zaman zaman. Yani kendi mücadelemi kendim verdim. Bu da bir mücadele. Ya birileri söylediğiniz gibi bazı antrenörler şu dönemde tercih etmemiş olabilirler. Bunlar da var ama yani bu mücadele, hayat böyle bir şey. Kendi mücadelenizi kendiniz verirsiniz. Ama bazı oyuncuları da zaten çalıştım, tanıyorum. Gördüğümde oyuncular da bu mücadeleyi veriyorlar. Taraftar da zaten Ankara Gücü'nü özellikle son 5 yıldan alıp buralara taşıyan da taraftarın o müthiş desteği. Yani burada her karakter mücadeleci yani. İnşallah olumlu yansıyacak. Bu süreci öyle geçirmeye çalışacağız. Ya benim gözümdeki Metin Diyed'in 90'lı yılların başında takıma yeni girmiş, Gençler Birliği'ne yeni girmiş bir futbolcu. Daha sonra Gençler Birliği kaptanlığını almış. O hırsıyla Fenerbahçe'ye gitmiş. Evet. Futbolculuğundan sonra ya teknik direktörlüğünde de hep hırsıyla, evet, tanındığım bir Metin Diyed'im var. İnşallah Metin Hocam başarılı olur. İnşallah. Yani hem kendi kariyeri açısından hem de bu camianın yani gerçekten Ankara Gücü camiasına lazım. Yıllardır Beştepe'nin havasını az yanda da olsa solumuş biri olarak Ankara'da zaten birçok dostlarımız. İnşallah Ankara Gücü'nü bu zorlu süreçte biraz birilerinin kaçtığı yerde inşallah katkı yaparız bu zorlu süreci. Bundan da emin ol, çok mutlu olurum yani. Çünkü böyle durumlarda başarı, bir sorumluluk alıp başarılı olmak, onu paylaşabilmek çok daha anlamlıdır diye düşünüyorum. İnşallah başarırız bunu. Buradaki en büyük, yine söylüyorum, yani bunu zorlu dönemde gelmemde de emin ol. Yıllardır zaten biliyoruz hayranlıkla da. Yani taraftarın müthiş desteğinin olması bu saydığımız faktörleri giderebilir diye, yani eksi yöndeki faktörleri giderebilir. Giderdi de dönem dönem. Yapıyorlar bunu zaten. Orayı öyle kapatacağız. Benim taraftarlardan isteğim böyle dönemler her şeyiyle sahiplendikleri zaman oyuncularını, kulübünü, ki yapıyorlar zaten, söylememe gerek yok ama bu zorlu süreci hep beraber böyle aşabiliriz diye düşünüyorum. Adnan Hoca'nın varlığı da aslında sportif direktör olarak tabii Adnan da bir şans olarak düşünüyorum. Yıllardır işte Ankara Gücü'nde aynı dönemin oyuncularıyız. O da bizden beraber, o da bir artımız. Zaten camianın içinde hep arkadaşlarımız, ya beraber aynı dönem oynamışız ya da işte Ankara'dan bildiğimiz. Yani farklı bir şehre, yabancı bir yere çok gitmiş gibi değiliz zaten. İnşallah bu sorumluluğu yüksek görevi inşallah güzel bir şekilde taşırız. Yolunuz açık olsun hocam. Çok İnşallah sağ olun.
çok çok güzel günler geçer. Çok sağ olun. Biz de sizi ilgiyle takip ederiz. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun.